En büyük başarı nedir bilir misin? En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değildir. Her düştüğünde tekrar ayağa kalkıp yoluna devam edebilmektir. İyi akşamlar arkadaşlar. Yaklaşan mülakatlarda soru çözümlerine devam ediyoruz. Bölüm 26. Hemen başlayalım. Soru 1. Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti adına kim katıldı? Amasya görüşmelerine İstanbul hükümeti adına kim katıldı? Evet, Salih Paşa katıldı arkadaşlar. Soru 2. Amerika'da 11 Eylül'de yıkılan ikiz kuleler hangi şehirdeydi? New York'taydı. Üçüncü sorumuz. Amerikan mandacılığını savunan ve bazı aydınların da üye olduğu cemiyet hangisidir? Wilson Prensipleri Cemiyeti. 4. Amerika kıtasını ikiye ayıran kanalın adı nedir? Panama Kanalı. 5. soru. Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma kurulmasına öncülük eden kişi kimdir? Çaka Bey'dir arkadaşlar. 6. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk tersane nerede kuruldu? Sinop'ta kuruldu. 7. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticaret yapanların kurduğu birlik nedir? Ahilik Teşkilatı'dır. 8. soru. Anadolu'nun işgali sırasında Yozgat'ta ortaya çıkan ayaklanma hangisidir? Çapanoğlu ayaklanması 1920 yılında çıkmıştır. 9. soru. Anadolu'nun işgali sırasında Balıkesir'de ortaya çıkan ayaklanma hangisidir? Anzavur ayaklanması 1919 yılında çıkmıştır. Soru 10. Anadolu'nun işgaline karşı ilk direniş hareketi nedir? Kuvayi Milliye Hareketi'dir arkadaşlar. Yurdun dört bir tarafında oluşturulan Kuvayi Milliye Hareketi Anadolu'nun işgaline karşı direnişte bulunmuştur. Başkent olarak neden Ankara seçilmiştir? Ankara'nın hiç işgal edilmemiş olması ve her yere ulaşımının kolay olması sebebiyle başkent olarak Ankara seçilmiştir. Anayasa Mahkemesi bir yasayı iptal ederse ne olur? Yasa meclise geri gider ve kurulda yeniden görüşülür. 13. soru. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 12 yıldır arkadaşlar. 14. Ani harabeleri hangi ildedir? Kars'tadır. 15. soru. 1. Dünya Savaşı sonunda Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ı kimler işgal etmiştir? Fransızlar işgal etmiştir. 16. Araba Sevdası kimin eseridir? Recaizade Mahmud Ekrem. 17. Balkanlarda Osmanlı'dan ayrılan son azınlık hangisidir? Arnavutluk'tur. 18. soru. Asker kökenli olmayan ilk cumhurbaşkanı kimdir? Celal Bayar'dır. Ondan sonra Turgut Özal vardı. İkisinin arasındakiler askerdiler. Kenan Evren'den sonra Turgut Özal. Turgut Özal'dan sonra Süleyman Demirel. Ondan sonra zaten asker kökenli olmadı. 19. soru. Aspendos Antik Tiyatrosu nerededir? Antalya'dadır arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Asya ile Amerika arasındaki okyanusun adı nedir? Büyük Okyanus ya da Pasifik Okyanusu'dur. Evet arkadaşlar, geldik bir videomuzun daha sonuna. Videolara devam edeceğiz. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.